Karanlıktaki İzdi kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar. Ben İlham. Karanlıktaki İzdi kanalından sizlerleyim. Bu videomuzun konusu Way of the Hunter oyunu olacak. Yani birkaç değersiz bilgi göstereceğim. Evet, öncelikle hazır burada için avlanma tüfeklerini göstereyim. Başlangıç olarak büyük babamızın eski av tüfeği oluyor elimizde. Tabii köşkten alıyoruz. Biliyorsunuz zaten. Evet, bundan sonra ilk alınabilir silahımız Regminton. Görevler tamamlandıktan sonra, belirli bir aşamaya geldikten sonra hikayede, oryantasyon aşamasını geçtikten sonra mı ne diyoruz sanırım, ama onun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, ama işte ana hikaye görevlerinde ilerledikçe o aşamayı geçmiş oluyorsunuz. Evet, sonra diğer tüfekler de atılıyor. Yani Regminton'u aldıktan sonra benim yaptığım gibi başka bir tüfek alacaksanız tavsiyem hemen atılanlardan değil, ilk önce eklentilerden düzgün bir dürbün alın. Yani bu sonuçta 7x kadar büyütebiliyor, ama geyikler falan daha uzaktan kattığı için 220 metre civarında fark edildiğinde kattığı için normalde bununla vurmak pek kolay olmuyor. Yani ilk önce dürbün alın. Daha sonra ise buradaki işte uzun menzilli tüfekler var. Bunları kullanabilirsiniz. Evet, bu aşamayı geçtikten sonra işte postadır, uyku dönemidir falan. Yani bir de silahlarınızın cephanesini kullandıktan sonra odamızdaki depoyu açtıktan açtıktan hemen sonra kullandığımız cephane otomatik olarak yenileniyor. Bu arada sülüm falan avlayacaksanız buradaki tire'da veya buradaki tire'da avlamaya bakın. Burada da avlayabilirsiniz, ama en çok işte bu kısımda oluyor. Tire'da ve bu kısımda. Evet. Şimdi öncelikle bir uykusunu halledelim. Bu arada normalde 6'ya kadar dinlendiriyorum, ama şimdi 7 yapsam bunu. Çünkü 6'da çıkınca biraz karanlık oluyor hava. Ama işte buradaki tire'a gelene kadar, yayan olarak gelene kadar 1 saati var zaten zaman geçtiği için. Sülünleri avlamanın tam zamanı oluyor. Kapı atabilirsin. Evet, tamam. Şimdi bakıyorsunuz hava biraz yani karanlık. Sabahın erken saatleri. Evet, aşağıda yazmış olduğu gibi avcı sezgisini Q tuşuna basarak atabilirsiniz. Q tuşuna basıp avcı sezgisini attığınızda böyle etkileşime geçebileceğiniz şeyleri gösteriyor. Bunun yanı sıra hayvanların izlerini, yemek yeme yerlerini falan, ayak izlerini gibi şeyleri, hatta yaraladığınız bir büyük hayvan varsa onun kanama izlerini takip edebilirsiniz. Kanamada yaranın işte ciddi mi yoksa hafif bir yara mı olduğu da yazıyor. Evet, şimdi ben de normalde keşif şeyini attığımda yürüdüğümde bile çeşit işte ilk kutularını gösteriyor avcı sezgisiyle. Bu yüzden karaktere geliyorsunuz. Burada evet, bakın burada doğa insanı özelliği var. Diyor ki statik veya dinamik 30 farklı hayvan iziyle etkileşime git. Yani misal geyik bir yerde yiyorsa, diğer yerde dinleniyorsa, ikisini de işte gidip yanında sezgiden incele verseniz, geyiğin tahmini olarak hangi bölgede yaşadığını gösteriyor. Misal, ya örneğin, hatta
Bakın iki yerde yemek yiyor, bir yerde su içiyor. İşte bunun gibi çoğunlukla işte iki tane özelliğini yani yemek yeme yerini, su içme yerini veya işte dinlenme yerini bulunca geyiğin veya işte diğer hayvan türlerinin tahmini olarak konuşlandığı araziyi gösteriyor. Örneğin burada ana görevimizin olduğu kısım var. Burada porsuk dinleme yerini gösterince burada otomatik olarak düşüyor. Evet, sadece dinleme yerini keşfetmişiz. Yemek yerini bulmamışım ama düşmüş. Evet. Bu arada kurt ve ayı gibi yaratıklar da var ama ben henüz görmedim. Sadece izleri falan az o kadar. Bakın katır geyiği diyor. 260-280. Bu arada ben hareketliyken bile görüyorum. Demin göstermiştim zaten. Evet, önde var. Bak bir şeyler de buradan oraya vurabilecek mi bilmiyorum. Bu arada ayak üstünde avcı sezgisi çalışıyorsa koştuğumuzda avcı sezgisini çalıştırmayı bırakır. Çünkü daha hızlı oluyor o zaman. Yani normalde burada karakterinizi geliştirmek için diğer şeyler de var. İşte çeşitli silah tipleriyle hayvan öldürmeye veya işte çeşitli yerlerinde misal kalbi ki akciğerinden biri veya atar damarını deviye tüfek ile nefesini tutarken ben böyle bir tane bulmuştum ama nefesini tutmadan vurduğum için ilkine yazılmamış, öbürüne yazılmış. Evet, işte burada çeşitli şeyler var. Misal ayakta hareket edeceğin %15 daha az ses çıkarırsın. %15 daha az görülürsün. Ya işte çömeli için %15 daha az görülürsün. Buradaki özelliklere bakarak yani bu özellikleri yapmaya çalışarak karakterinizin biraz daha avlanma potansiyelini arttırmaya çalışabilirsiniz. Yani normalde bu oyunda öyle pek gösterecek bir şey yok. O yüzden videoyu pek fazla uzatmayı düşünmüyorum. Bakalım bulduğum yere. Yarası olması lazım. Yavaşça ölüyor. Daha uzakta ve daha uzakta olabilir değil. Buna bakalım. Şimdi bunun istikameti bu tarafa mı yoksa bu tarafa mı emin olmadım ama tamam buldum. Evet bakın misal kan izlerini deminden araştırıyorum. O yüzden kan izlerinin nereye gittiğini gösteriyor bana. Parlaya parlaya. Bakın ölmüş ileride.
Ama öbür tarafı arasaydım işte o zaman bunu kaybetmiş olacaktım. Tamamdır. Bu kadar. Evet, videoyu burada bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.